Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim. Subhaneke la fehme lena illa ma fehhamtana innaka entel cevadul kerim. Emma ba'd. Değerli kardeşlerim, bugün sizlere namaz konusundan bahsetmek istiyorum. Rabbim Celle Celaluhu cümlemize dinleyip, anlayıp, yaşamayı nasip eylesin inşallah. İbadet, boyun eğme, itaat etme, emrini yerine getirme gibi manaları ifade eder. İslam'ın her emir ve yasağına uymak ibadettir. İbadetlerin en önde geleni de namazdır. Yüce Allah, ilk insan ve ilk peygamber Adem Aleyhisselam'dan itibaren bütün peygamberlere ve onların ümmetlerine namazı farz kılmıştır. Namaz kelimesinin anlamı. Değerli kardeşlerim, Farsça bir kelime olan namaz, Kur'an'da salat kelimesiyle ifade edilmektedir. Salat kelimesi, Kur'an'da dua anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresi 103. ayet-i kerimede Estağfirullah "Huz min envalihim sadakaten tutahhiruhum biha ve tuzekkihim biha" "Ey Muhammed, onlardan zekatlarını al ve o sadakalarıyla onları temizle ve arındır. Ve salli aleyhim" ve onlara dua et. İnne salateke sekenun lehum. Zira senin duan onlara huzur verir. Bu ayet-i kerimede salat kelimesi dua anlamında kullanılmıştır. Din istilahında ise namaz, peygamberimizin uyguladığı şekilde yerine getirilen kalp, dil ve bedenle birlikte yapılan bir ibadettir. Beş vakit namaz kimlere farzdır? Değerli kardeşlerim, beş vakit namaz, akıllı, ergenlik çağına giren kadın ve erkek her Müslümana farzdır. Namazın farz oluşu kitap, sünnet ve icma ile sabittir. İnkarı küfürdür, terki büyük günahlardandır. Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresi 103. ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Ve akimus salah. Namazınızı kılın. İnne salate kânet alel mu'minine kitâben mevkûta. Muhakkak ki namaz vakitleri belirlenmiş olarak müminler üzerine farz kılınmıştır. Yine Kur'an-ı Kerim'de İsra suresi 78. ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Estağfirullah. اَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ اِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا Güneşin zevalinden, yani öğle vakti batıya kaymasından gecenin karanlığına kadar belli vakitlerde namaz kıl. Bir de sabah namazını kıl. Çünkü sabah namazı şahittir, buyurulmuştur. Bu iki ayette Yüce Allah günde beş vakit namaza işaret etmektedir. Kur'an'da namaz ile ilgili ayetleri birlikte ele aldığımızda günde beş vakit namazın müminlere farz olduğunu anlıyoruz. Ancak namazların ilk ve son vakitlerini ve nasıl kılınacağını Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize öğretmiştir. Ona da vahiy meleği Cebrail aleyhisselam öğretmiş ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına şöyle buyurmuştur. Sallu kema ra'aytumuni usalli. Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız o şekilde namazınızı kılın. Namaz vakitlerini ve namazın nasıl kılınacağını soran ashaba Peygamberimiz bizzat namazı kılarak öğretmiş, nesilden nesile intikal etmiş ve bu konuda icma hasıl olmuştur. Namaz her hal ve şartta kılınmalıdır. Değerli kardeşlerim, hiçbir şey, İş, ticaret, görev, meşgale ve mazeret mümini namazdan alıkoyamaz.
Nur suresi 37. ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Estağfirullah. رِجَالٌ لَا تُلْه۪يهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْءٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلَاةِ وَاِتَاءِ الزَّكَاتِ Nice yiğitler vardır ki ticaret ve alışveriş onları Allah'ı anmaktan ve namaz kılmaktan, zekat vermekten alıkoymaz. Bu görevin yerine getirilmesi için dinimiz her türlü kolaylığı sağlamıştır. Sur bulamayanlar teyemmüm ederek, bir tehlikeden korkanlar yaya veya binitli olarak, yolcular 4 rekatlı farz namazı 2 rekat olarak, savaş halinde olanlar nasıl güçleri yetiyorsa o şekilde, korku halinde olanlar yaya veya binit üzerinde, ayakta durmaya gücü yetmeyenler oturarak, oturarak gücü yetmeyenler yatarak namazlarını eda etmek zorundadırlar. Kadınların özel halleri deli olmak, bayılmak ve unutmak hariç namaz kılmamanın hiçbir mazereti yoktur. İman kalbine yerleşmiş ve gerçek mümin niteliğini kazanmış bir Müslümana namaz kılmak ağır ve zor gelmez. Bakara suresi 45. ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Estağfirullah. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَاِنَّهَا لَكَب۪يرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخَاشَعِينَ Allah'tan yardım, sabır ve namaz ile Allah'tan yardım dileyin. Namaz müminlere zor gelmez. Mümin namazına müdavimdir. Namazlarını zevkle ve isteyerek kılarlar. Yüce Allah Kur'an'da namazı üşene üşene kılmayı ve terk etmeyi münafık ve kafirlerin niteliği olarak zikretmiştir. Nisa suresi 142. ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. اِنَّ الْمُنَافِق۪ينَ يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ Münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Aslında onlar kendilerini aldatıyorlar. وَاِذَا قَامُوا اِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالًا Onlar namaza kalktıkları zaman tembel tembel, üşene üşene kalkarlar. يُرَاُونَ النَّاسَ İnsanlara gösteriş yaparlar. وَلَا يَذْكُرُونَ اللّٰهَ اِلَّا قَل۪يلًا Allah'ı da ancak az zikrederler buyurmuştur. Namazın mükafatı. Değerli kardeşlerim, Yüce Allah namaz kılanlara merhamet, bağış, tükenmez rızık, cennet, büyük mükafat ve kendi rızasını vaat etmiş. Namaz kılan müminlerin müjdelenmesini istemiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de veda hutbesinde şöyle buyurmuştur. Rabbiniz olan Allah'a karşı gelmekten sakınınız. 5 vakit namazınızı kılınız. Ramazan orucunuzu tutunuz. Malınızın zekatını veriniz. Amirlerinizin Allah'a isyan olmayan emirlerine uyunuz. Rabbinizin cennetine giriniz müjdesini vermiştir. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 5 vakit namaz ve cuma namazı diğer cuma namazına kadar büyük günahlardan kaçınıldığı takdirde aralarında işlenen günahlara kefarettir buyurmuştur. Namazın insana kazandırdıkları. Değerli kardeşlerim, İslam'ın 5 temel esasından biri olan 5 vakit namazı kılanın hayatta en az 5 kazancı vardır. 1. Allah'a ve peygambere itaat etmiş ve en faziletli ibadeti ifa etmiş olur. Namaz ilk defa farz kılınan ve ahirette ilk hesaba çekilecek olan bir ibadettir. Çünkü namaz dinin direği, imanın alameti, amellerin en faziletlisi ve Allah'a en sevimli olanıdır. Amellerin Allah'a en sevimli olanı hangisidir sorusuna Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vaktinde kılınan namazdır buyurmuştur. Yine amellerin hangisi faziletlidir sorusuna Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vaktinde kılınan namazdır cevabını vermiştir. Namazın insana kazandırdığı ikinci kazanç, kişi Allah'ı anmış olur. İbadetlerden maksat Allah'ı anmaktır. Allah'ı anmanın en güzel yollarından biri Kur'an-ı Kerim okumak ve namaz kılmaktır. Yüce Allah, فَعْبُدْنِي وَاَقِيمِ الصَّلَاةَ لِزِكْرِي Bana kulluk et ve beni namaz kılarak zikret
buyuruyor Taha suresi 14. ayet-i kerimede. Namaz kılan kimse hem Kur'an okumuş hem Allah'ı tekbir, tesbih ve dua ile anmış olur. Her türlü zikir namazda toplanmıştır. Namazın kazandırdığı üçüncü kazanç, maddi ve manevi kirlerden temizlenir kişi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 5 vakit namazını kılan kimseyi günde 5 defa bir nehirde yıkanan kimseye benzetmiştir. Ne dersiniz ey ashabım? Birinizin kapısının önünde bir nehir aksa, o kimse bu nehirden günde 5 defa yıkansa bedeninde ve üzerinde kirden bir eser kalır mı sorusuna ashab-ı kiram hayır ya Resulallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunun üzerine 5 vakit namaz işte bunun gibidir. Allah 5 vakit namazla günahları silip yok eder buyurmuştur. Günde 5 vakit namazını kılan manevi kirlerden temizlendiği gibi dış çevre ile sürekli temas halinde olan organlar günde 5 defa yıkandığı için kirlerden ve bulaşıcı mikroplardan temizlenmiş olur. Vücut, elbise ve namaz kılınacak yeri temizlemek namazın şartı olduğu için namaz kişiyi temiz olmaya mecbur eder. Dördüncüsü vakitlerini düzene koyar. Her namaz vaktinde kılınacağı için kişinin hayatını düzen ve tertibe koyar. Beşincisi günahlardan ve kötülüklerden korunur. Namaz insanın fikir, kalp, ruh ve niyet temizliğini temin eder. Kötülüklerden uzak kalmasını sağlar. Her türlü haramlardan, çirkin söz, fiil ve davranışlardan uzak durmasını sağlar. Ankebut suresi 45. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Estağfirullah. Utlu mâ uhiye ileyke minel kitab. Sana vahyolunan indirilen kitabı oku ey peygamber. Ve akimis salah. Namaz kıl. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Zira namaz kişiyi her türlü ahlaksızlıktan ve günahlardan alıkor. Değerli kardeşlerim, namazı kılmanın hükmü, 5 vakit namazı kılmamanın hükmü. 5 vakit namazı kılmamak Allah'a isyan etmektir. Büyük günahtır. Yüce Allah Kur'an'da namazlarını kılmayan kimselerin cezasını çekeceklerini bildirmektedir. Meryem suresi 59. ayette Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Estağfirullah. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاءُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَيَلْقَوْنَ غَيَّا. O peygamberler ve salih kimselerin ardından öyle bir nesil geldi ki onlar namazlarını terk ettiler. Kendi heva ve heveslerine tabi oldular. Bunun üzerine onlar cehenneme atılacaklardır. Rabbim bizleri muhafaza buyursun. Bu ayet namazlarını kılmayanların cehennemde cezalarını çekeceklerini bildirmektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazı kasten terk etmeyin. Kim kasten namazı terk ederse Allah'ın ve Resulünün zimmetinden beri olur buyurmuştur. İnsanın yaratılış gayesi olan ibadet görevini yerine getirebilmesi için her şeyden önce iman etmesi, Allah'a ve peygamberine itaat etmesi ve özellikle ibadetlerin başı olan 5 vakit namazı saygı ve kemali edeple kılması gerekir. Bu Allah'ın kesin emridir. Allah'ın bu emrine uyup namazını kılan onun rızası ve cennetini kazanır. Uymayan ona isyan etmiş, büyük günaha girmiş, nefsine zulmetmiş ve kendisini ilahi cezaya maruz bırakmış olur. Rabbim Celle Celaluhu cümlemizin ibadetlerini kabul buyursun inşallah. Sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.